Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dün zaten annemin telefonundan bir şey paylaşmıştım herkese. Bunu da zaten söylemiştim arkadaşlar. Şimdi biz geldik. Burası Gülhane Parkı. Biz tabi Galata Kulesi'ne de gidecektik. Ona da gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bakın çok güzel. Burası Fatih Sultan Mehmet'in şeyiymiş. Fatih Sultan Mehmet'in yaşadığı yermiş. Hatta onun evi de burada. O düşman gemilerini bir görebiliyormuş. Gerçekten çok güzel bir şey. Ben bunu duyduğum zaman çok hoşuma gitti, çok beğendim. Şöyle ilerleyelim, biraz gölgeye geçelim. Biraz beni görebilin. Şöyle, ama burası gerçekten çok güzel bir yer. Çok güzel, çok hoş. Burası mükemmel bir yer. Fatih Sultan Mehmet burada yaşarken burada denizden gelen gemileri görebiliyormuş. Boğaz falan her tarafı görebiliyor burası. O kadar çok güzel eserler var ki burada. Tabii burada gördüğünüz gibi çok büyük uzun ağaçlar var. Tabii Fatih Sultan Mehmet döneminde bunlar daha küçücük fidanlarmış. O yüzden yani bunlar hiç şey olmuyormuş, yani engel olmuyormuş. Fatih Sultan Mehmet'in düşman gemilerini falan görmesine engel olmuyormuş. Ama tabii yavaş yavaş bunlar da büyümüş. Ve Fatih Sultan Mehmet'in de bir tane aşçısı varmış. 10 yıl boyunca bir tane aşçısı ona hep yardımcı olmuş. Tabii bu böyle bir güzel Osmanlıca öğrenmiş, bir sürü şey öğrenmiş. Fatih Sultan Mehmet'i öldürmek için bunları yapıyormuş tabii. Günlerden bir gün tabii gelmiş yine böyle herhangi bir şeyin içine falan. Tam 4 kere denemiş. 3 defa olmamış. 4.sünde olmuş. Ama 4.sünde de şöyle bir uygulama yapmış. Daha önce eskiden bir tane ilaç varmış. Şu anda adını hatırlamıyorum. O varmış. Onu kullanıyorlarmış. O yüzden hiç de bir şey olmamış yani. Yani o yüzden ondan dolayı bu 3 defada hiç de bir şey olmamış o yüzden. Ama ondan öncesinde, ondan sonra 4.sünde de ama artık onu kullanmamış. Kendi bildiklerini falan yapmış. Ama 4.sünde maalesef onu kullanmadığı için anlayamamış. Kahvenin içine zehir atmış. O zehir öyle güçlüymüş ki. O yüzden bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biz şu anda Gülhane Parkı'ndan çıktık ama etrafımız çok güzel, ama çok güzel böyle ağaçlarla falan dolu şu anda. Böyle birazdan Boğaz'ı göreceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şöyle Boğaz pek görünmüyor ama ben zaten şimdi birazdan göstereceğim arkadaşlar size. Ondan sonra da ama arkadaşlar içine öyle güçlü bir zehir atılmış ki atmış kahveyi vermiş. Fatih Sultan Mehmet ondan bir yudum içtiği an direkt ciğerleri parçalanmış ve ağzından çıkmaya başlamış ciğerleri. Bu nedenle ölmüş, vefat etmiş. O 3 defa anlayabilmiş. Ama keşke o 4.sünde de anlayabilseymiş. Onun zehirli olduğunu anlayabilseymiş keşke. Ama maalesef anlayamamış. İşte hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi de karşıya geçiyoruz. Arabalar bu falan bayağı bir var. Evet. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş geliyoruz ve Boğaz'ı zaten şimdi size göstereceğim. İlerliyoruz şu anda, devam ediyoruz. Burada çok güzel Atatürk'ün bir heykeli yapılmış. Dikilmiş. Çok hoşuma gitti. Şimdi ben bir de şunu da onu göstereyim sizlere. Anne ben buradayım. Şu heykele bakacağım. Evet şimdi gidelim arkadaşlar. Bu heykelin yanına. Biz bir de böyle
Bugün çok güzel böyle tarihi eserleri falan gördük. Arkadaşlar şöyle bir heykel. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir heykel. Ama ben bayıldım heykele, çok güzel. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.